Boa noite a todos. Mais um belíssimo jogo do Fernandes. Com mais quatro golos e com várias oportunidades para melhorar o score. Uma segunda parte com muita qualidade. Para além dos golos, foram golos bonitos. E também penso que mais uma vez demos. Um bom espetáculo aos nossos fãs com a qualidade de jogo que a equipa, que a equipa teve. Uh, os jogadores cada vez estão a acreditar mais, uh, cada vez a, equi a equipa tem melhores ideias, tanto defensivamente como ofensivamente. Uh, tenho dito que o trabalho vai se desenvol desenvolvendo e melhorando com o tempo. Uh, Quatro cinco semanas de trabalho que a gente tem nesta equipa e dessas 4, dessas cinco semanas uh, muitos dos jogadores vieram tarde e portanto agora é que estão a conhecer a conhecer melhor as minhas ideias uh, e é isso passo a passo vamos tentando cada vez estar melhores sabendo que nem sempre vamos ganhar. sabendo que nem sempre vamos estar por cima do jogo, mas não, trabalhamos com esse objetivo e com o pensamento de sermos sempre melhores. Herkese iyi akşamlar. Fenerbahçe bir maçını da güzel futbol ve dört golle tamamladı. Özellikle ikinci yarı kalitemizi gösterdik, güzel bir oyun sergiledik. Attığımız goller de güzeldi. Taraftarlarımıza ikinci yarıda özellikle bir şov sunduğumuzu düşünüyorum. Oyuncularım her geçen gün daha iyi, daha çok inanıyorlar. Uygulamak istediğimiz fikirleri hem defansif anlamda hem ofansif anlamda daha iyi uyguluyorlar. Çalışmalarımızı devam ettireceğiz ve daha da gelişmeye çalışacağız. Hazırlık sürecimiz yaklaşık 5 haftaydı ki bu 5 haftalık süreçte de pek çok oyuncu takımımıza sonradan katıldı. Dolayısıyla oyuncular artık yavaş yavaş birbirlerini ve bizim uygulamak istedikleri, istediğimiz fikirleri tanımaya başlıyorlar. Adım adım daha iyi olacağız. Tabii ki her zaman kazanamayacağımızı biliyoruz ama bizim hedefimiz her hafta, her maç daha da üzerine koyarak devam etmek ve her maçı kazanmak için oynamak. Ben ve oyuncularım taraftarlarımızı mutlu edebilmek için çok çalışıyoruz. Onları galibiyetlerle mutlu etmek istiyoruz. Galip gelebilmeniz için de Gol atmanız lazım. Takımımız şu anda ofansif olarak çok güçlü. Taraftarların bir forvet transferi beklentisi var ama elimizdeki forvetlerde gerçekten performansını arttırdı ve takıma çok büyük katkı sağlıyorlar. Ki bugün King ve João Pedro oynamadılar. Bu da bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Biz yolumuza devam ediyoruz. Avrupa'daki ilk hedefimiz gruplara kalmaktı. Bunu da bugün başardık. Oyuncularımız ve bu kulüp. Gerek Şampiyonlar Ligi gerek Avrupa Ligi bu tür turnuvalarda gruplarda olmayı hak ediyor. Fenerbahçe'nin son yıllarda kaybettiği prestiji tekrardan geri kazanması ve Avrupa kulüpler sıralamasındaki sırasını tekrardan yukarıya çıkartması gerekiyor. Fenerbahçe her zaman Avrupa'nın en iyi 30 takımı arasında olmalı. Bunun için de Avrupa'da maçlar kazanmanız gerekiyor. Biz de şu anda bunu yapıyoruz. Benim buraya gelirken bu kararı vermemdeki en önemli sebeplerden biri taraftarların bana göstermiş olduğu sevgiydi. Sosyal medya üzerinden pek çok mesaj attılar ve beni ne kadar çok istediklerini gösterdiler. Benim de buraya gelme sebebim buydu. Ben buraya finansal şartlarımı daha iyi yapmak için gelmedim ki. Portekiz'de kazandığımdan daha az kazanıyorum burada. Ben burada taraftarların ve oyuncuların sevgisini hissettiğim için buraya gelmek istedim. Bunu görmek beni işime aşık ediyor. Onlara göstermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum. Kusura bakmasınlar maç sırasında anlamadım. Brezilya'da bu durum biraz daha kolay oluyordu. Çünkü benim dilim konuşulduğu için onların telaffuzunu anlayabiliyordum. Ama onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Buyur. Avrupa'da ilk hedefimiz gruplara kalmaktı. Bunu da bugün gerçekleştirdik. Kura'da dördüncü torbada olacağız. Dolayısıyla bu turnuvadaki en iyi takımlarla karşılaşacağız. Çoğunun Şampiyonlar Ligi geçmişi var. Biz de kendi kapasitemizce en iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz. Ana önceliğim, büyük önceliğim Türkiye Ligi şampiyonluğu. Ben buraya Türkiye Ligi şampiyonu olmaya geldim. Avrupa Ligi şampiyonluğu hedefiyle gelmedim. Bu şimdilik bizim için zor bir hedef ama bu turnuvada mümkün olduğu kadar yukarıya çıkmak istiyoruz. Grupo um, O que é que eu queria... Eu quero sempre que a minha equipa uh, faça... faça mais gols. está a ganhar por dois, que é que por, três, que é que por está a ganhar por três, que é por está a por quatro, que é que por cinco? Essa é mentalidade que eu passo aos meus jogadores. Uh, nem sempre sei que pode ser assim, não é? Uh, porque nós também, ah, vai haver momentos de jogo que a, gente, que a equipa está a ganhar por 1 a 0 e o aí, uh, nos momentos finais, já quero que a equipa saiba poder controlar o resultado do jogo, nem sempre é igual, mas isso uh, é, faz parte do futebol. Uh, quanto ao Dinamo de Kiev, é verdade que estava de voltar a encontrar o Dinamo de Kiev. Uh, Dinamo Kiev tirou-nos da Champions num momento uh, com pouco tempo de trabalho uh, com, e também como vocês sabem com menos um jogador durante o prolongamento ficou-me atravessado esse show aqui na garganta mas uh, eu já pensei nisso e gostava de apanhar novamente o Dinamo Kiev her zaman daha fazla gol atmasını isterim. 2 attıysak 3'ü isterim. 3 attıysak dördü isterim. Oyuncularıma da bu mentaliteyi aşılamaya çalışıyorum. Ama tabii ki her zaman her maç böyle olacak diye bir şey yok. Bazı maçlarda, bazı anlarda da skoru kontrol etmeyi bilmeniz gerekmektedir. Her maç aynı değildir. Bu da futbolun bir parçası. Evet, belirtmiş olduğunuz gibi Dinamo Kiev'le tekrar eşleşme ihtimalimiz var. Onlarla karşılaştığımız zaman hazırlanmak için çok az süremiz vardı. Ve bildiğiniz gibi ikinci maçın büyük bir kısmını 10 kişi oynadık. O maç boğazımda bir düğüm gibi kaldı diyebilirim. Bu ihtimali düşündüm ve evet onlarla tekrar oynamak isterim. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.